Yenişehir'in her karışında emeği alın teri olan değerli işçiler, emekçiler. Hepinizi Genel İş Sendikası Mersin Şubesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. En son Yenişehir Belediyesi'nde her zaman olduğu gibi en yüksek topluluğu sözleşmesini belediyeler içerisinde Yenişehir'de yaptık. Yenişehir Belediyesi'nde yaptık. Yetmedi, 6 ayda bir enflasyon farkını koyduk. 6 ayda bir enflasyon farkını sözleşmemize koyduk. Geldiğimiz durum ortada. Enflasyon farkını koymamıza rağmen bugün burada ek protokol yapmak zorunda kalıyoruz. Bugün Sayın Abdullah Özyiğit karşımda, kendisine birilerinin hoşuna gitse de gitmese de teşekkür ediyoruz. Siz bu protokolü yapmayabilirdiniz. Temmuz'da sözleşmeniz var. Sözleşmenizde gelin konuşalım da diyebilirdiniz. Ama siz bu protokolle ilgili bizden daha erken davrandınız. Ne dediniz? Az önce klipte gösterdiniz. Bu belediyenin aynası emekçiler her kentin her sokağında, caddesinde ne yapıyor? Çalışma yürütüyor. Belediyenin akı, belediyenin aynası bu işçiler. Bunu görmeniz gerektiğini bildiğiniz yerden baktığınız için teşekkür ediyorum. Biz de buradan bakıyoruz. İnsanlar geçinemiyor. İnsanlar gerçekten alım gücü düştü. Biz bir taraftan protokoller bunları yükseltmeye çalışırken emin olun yarın ne olacağını yine bilmiyoruz. Birazdan belediye başkanımız aktaracak. Birazdan protokolü söyleyecek. Ve biz eminiz ki yine Mersin'in en yüksek ücretini almış olacağız. Yeterli mi? Yeterli değil. Niye? Enflasyona, vergilere, hükümetin yaratmış olduğu krize yetişemiyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlerle birlikte 5 yıldır yuvamız Yenişehir için büyük gurur ve özveriyle emek veriyoruz. Öncelikle özveriniz ve fedakarlığınız nedeniyle her birinize şahsım ve Yenişehirli bütün hemşerilerim adına teşekkür ederim. Beş yıl gibi bir sürede önemli işler yaptık. Az önce videoda gördünüz. Ancak siz, en iyi siz biliyorsunuz ki bunları yaptığımız işlerin bazıları. Bugüne kadar gittiğim her mahallede halkımızın sıcak davranışıyla karşılandım. Her sokakta, her evde takdirle karşılandık. Ancak biliyorum ki bu başarı sadece benim başarım değil. Bu başarı hepimizin başarısı. 2020 yılında pandemiyi yaşadık. Kimse sokağa çıkamazken sizler emeğinizle sokaktaydınız. Çalıştınız, halkın sağlığını korudunuz, ihtiyaçlarını karşıladınız. Yeri geldi küçük bir çocuğun doğum günü pastasını dahi evine kadar götürdünüz. O günleri çok iyi hatırlıyoruz. Maskenin satılması yasak, takılması zorunlu olduğu dönemler vardı. O dönemlerde devreye girdiniz, kamu kurumlarına maskesiz girilmesi yasak ama maske yok. Ne yaptınız? Siz imdada yetiştiniz. Pazar yerlerinde, kamu kurumları önünde, evlere kadar maske dağıttınız, hijyen malzemeleri dağıttınız. Vatandaşın ekmeğini aldınız, evine götürdünüz. Siz götürdüğünüz evine yemeğini teslim ettiniz. Hakkınız ödenmez. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Komşularımız, akrabalarımız büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldı. Hemen yanı başımızda Adana'dan başlayıp doğuya doğru gittiğimizde, güneye doğru gittiğimizde Hatay'dan Adıyaman'a, Diyarbakır'dan Urfa'ya, Malatya'ya büyük bir felaket, Kahramanmaraş'a büyük bir felaket yaşadık. Sizler
Bu süreçte herkes sevdiğinin yanında olmak istediği bu süreçte belediyeye koştunuz. Bu kültür merkezini hatırlıyorsunuz değil mi deprem döneminde? Burası bir sığınma noktası oldu. Hem bölgeye hizmet ettiğimiz gibi binlerce insanı da depremzedeyi de burada ağırladık. Onları siz karşıladınız, elinizi uzattınız, günlerce bu merkezde hizmet ettiniz, hizmet verdiniz. Emeğinize sağlık, sizlerle gurur duyuyorum. Değerli arkadaşlarım, Yenişehir bizim yuvamız. Bu yuvaya gözümüz gibi bakmak zorundayız. Birlikte çalışmalıyız, birlikte emek vermeliyiz ve yaptığımız işten gurur duymalıyız ve gurur duyulacak işler yapmalıyız. Misafirinizle veya ailenizle bir parkta oturduğunuzda bu parkı ben temizledim. Bu benim belediyem, burayı benim belediyem yaptı. Benim arkadaşlarım temizliyor diyebilmelisiniz. Bu kentin sokaklarında yürüdüğünüzde temizliğinden gurur duymalısınız. Bu benim ekibim, benim ailem işini iyi yapıyor, işini yüzünün akıyla yapıyor diyebilmelisiniz. Yollarından, yeşilinden, tesislerinden gurur duymalısınız. Bugüne kadar gösterdiğiniz fedakarlık ve özveri Yenişehir'in her köşesinde hissediliyor. Ancak daha iyisini yapabileceğimize olan inancımızı asla kaybetmememiz gerekiyor. Bu gerçeği her zaman söylüyorum. Biz büyük bir aileyiz. Sadece iş arkadaşları değil, birbirine karşı sorumluluk sahibi olan bir aileyiz. Bu aileye aile yapan da aidiyet duygusudur. Kurumumuzu seveceğiz, kurumumuza bağlı olacağız. Aidiyet duygusu bir ortak amaç etrafında bizi bir araya getirir. Bu amaçla Yenişehir'in daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olmasına büyük katkılar sağlar. Birbirimize destek olduğumuz, birlikte çalıştığımız ve ortak hedeflerimize odaklandığımız sürece Yenişehir'i daha da ileriye taşıyabiliriz. Ve inanıyorum ki başaracağız. Geriye bıraktığımız 5 yılda bunu yaptık. Önümüzdeki 5 yılda da gerçekleştireceğiz. Zam oranını ben açıklayayım sizlere. %61. Yenişehir Belediyesi'nde aylık en düşük işçi maaşı 26.612 TL oldu devletin. Başlangıç Ocak ayı itibariyle olacak ve Şubat maaşlarımızı alırken ek protokolden kaynaklı o farkı da maaşlarınıza yansıtmış olacağız. Tüm işçi kardeşlerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun ve Mersin'in ve bölgenin en yüksek ücretidir. Yine Yenişehir kendisine yakışanı yaptı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi açtı konuşuyor.